Berke, ne haber? İyi, senden ne haber? İyi. Neyi hazırlıyorsun bugün bize? Bugün bize sangria yapacak. Sangria bir İspanyol içkisi olmakla beraber gençlik iksiri olarak da isimlendiriliyor. Ha, çileğimizi unuttuk bir saniye. Çilek koyacağım. Kaç kişilik oluyor şu an hazırladın? Valla işte 1 litre oluyor. Bundan hangi baba yiğit ne kadar içer şey yani. Daha da güzel. Çilek ben normalde çok seven bir insan değilim, tamam mı? Ama aroması falan bu sangriyada güzel oluyor. Bir de biliyorsun çilek serotonin salgılıyor kardeşim, mesleki bilgi de vereyim sana. Ama biz zaten serotoninli bol insanlarız çok şükür. Çileğe ihtiyacımız yok. Şimdi bak çileklerimizi kestik. Hep bana yaptırıyorsunuz, bir daha yapmam ha. Bu videoda öğreniyoruz zaten. Öğreniyoruz aynen. Üstad Kerem arkadaşımız şey tabii ki daha iyi yapıyor. Ondan söyleyelim. Biz de onun öğrencileriyiz efendim. Şimdi limonumuzu ve elma koyuyoruz bir tane. Arkadaşlar. Karanfil atıyoruz. Şu mutfakta tek beceremediğim şey ne biliyor musun? Bir şeyin kabuğunu soymak. Bak mesela bununla ben uğraşamayacağım. Aynen. Soymak için. Bununla ben uğraşamayacağım. Tamam mı? Tamam işte o kolayca yapıyor. Ama o da körelmiş zor yapıyor herhalde. Vallahi bilmiyorum. O keskin olduğu zaman kolayca hallediyorsun. Elma soyucu alacakmış ama elektronik olanından. Çok sevenler elektronik. Çok aynen. Seviyorsanız Emre. Orası kesildi mi bilmiyorum. Az seviyorsanız da gidip elma sıkacağı almayın. Tabii. Doğum günü hediyesi olur. Benim iki tane limonu suyunu sıkacağız. Ama ve lakin aroması da kaysın diye içine şöyle kabuğunu böyle ince bir şekilde, tamam mı? Yapamadım. Bak kesmiyor işte. Almanız lazım. Şöyle. Şimdi limonun içindeki yağ asitlerinin aromasını güzel bir şekilde almak için efendim, tamam mı? Bunu mümkün olunca ince keseceğiz. Birazcık şöyle bıçakla üstüne oyacağız. Elimizle de biraz şöyle şöyle yapacağız. Bunu da içine atacağız. Limon suyumuzu sıktık. Boşalttık içine. Bir tane soda. Sade. Burada vodka'yı 35'lik küçük bir vodka. Da tavsiye edilen bir içecek değildir kendileri. Yani bunun hepsini koymayacağım ben ya. Neden tavsiye edilmiyor? Aslında ediliyor mayasız bir içki. Bağırsak sağlığı için. 35'in özel bir olayı var mı? Ha, yok bu ben hani sevmediğim için tavsiye etmeye dedim. Yani olay benim üstünden yürüyor ya şu anda. O yüzden. Hemen hemen doldu ya. Evet. Buna biraz yarım limonata. Sprite de koyuyorlar. Ben portakal suyu koyacağım. Daha aromatik olsun diye. Şey almayın yani doğal sıkım alırsanız daha güzel olur bence. Portakal burada kaldı. Dimesin. Reklam yapmak gibi olmasın. Cool Lime'ından da şöyle aroma versin diye bir ölçek attık mı? Hı. Zaten ne buluyorsak koyduk mu? İyi, güzel olacak yani. Başka bir şansı yok. Şuradan da tutam da şöyle nane atıyorum içine. Nane.
Hiç inandırıcı gelmedi. Şöyle biraz... Şimdi... Dur. Sırf bunun için ne yapacağım biliyor musun? Biraz geri çıkar mısın? Bak, bak sırf şu hareketi yapmak için bak. Sırf şunu yapmak için. Şimdi arkadaşlar bunu yaptık ya, bu 2 gün dursun dolapta. Tariflerde diyor ki işte 5-6 saat dolapta dursun, öyle olsun böyle olsun. Ama bunu mesela 1 hafta 10 gün de tutabilirsiniz. O zaman aromayı iyice salıyor. Ama ben geçen biraz nanesini fazla koymuştum. O 1 hafta 10 günlük süre sarfı boyunca nane aroması çok fazla geldi. Sevmeyebilirsiniz ama bir 2 gün dursun. Tariflerde 5-6 saat dursun. Yani çok naneyi son 2 gün eklemek de olur mu? O da olur. Bir iki gün dursun ama yani. İki günden önce bence içmeyin çok aceliniz yoksa. Aromasını harbi alıyoruz ama. Tecrübeli, stabil. O zaman iki gün sonra kısa bir vlog yaptık bugün ikinci videomuz kanalın. Size böyle bir yeteneklerimden küçük bir şey gösterdim. Sangria yaptık. Afiyet olsun. Çok. Daha alış.